Evet, bu videoda şimdi nasıl kanalımızın nasıl olması gerektiğini tekrardan anlatıyorum eski videomu güncellemek için. Şimdi öncelikle kanalımızın tasarımı bu şekilde olmalı. Ben aşağı iniyorum. Bakın çok az da olsa aşağı inebiliyor olmanız ve kanalınızın böyle sürekli istikrarlı bir şekilde ürettiğini belirtmeniz gerekiyor. Yoksa burada iki tane şey koyup bitmiş olmaması gerekiyor. Çünkü diğer türlü sizin YouTube kanalınızın aktif olmadığını göstermekte o tür bir şey yaparsanız, ama burada gördüğünüz üzere aktif bir kanal olduğunu göstermekte. Şimdi gelin bu videoda bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi eskiden kanalı özelleştir dedikten sonra bize bir sayfa açılıyordu. Bu sayfa eski YouTube kanalımıza benzer bir arayüz ve o arayüzde düzenleme yapıyorduk. Şimdi öyle değil. Kanalı özelleştir dememiz gerekiyor. Buradan tıkladığımızda bizi YouTube Studio'ya atacak. YouTube Studio'da kanalı özelleştir sekmesine geliyor. İsterseniz direkt eğer YouTube Studio'ya girip özelleştir sekmesine basarak da buraya gelebilirsiniz. Fakat kanalınızın ana sayfasından da buraya gelebiliyorsunuz. Ben en kolay yöntemi size göstermekteyim. Şimdi buradaki alanlar neden önemli? Buradaki abone ol kişileri için kanalı fragmanını yaratıyoruz ya. Burası ilk abone olmayan kişiler bizim sayfamıza geldikten sonra ilk gösterilen videomuz. Fakat diğeri ise geri dönen aboneler için yaptığımız bir sekme. İsterseniz bunları yapmayın diyemiyorum çünkü bu konular çok önemli. Her geldiğinizde bu videonun güncel olması sizin aktifliğiniz ve yeni içeriklerinizden üst başta abone olan kişiler için çok önemli. Ve eğer yeni bir kişi geldiğinde abone olmadıysa sizin tanıtılan bir video olarak kendi kanalınızı tanıtacağınız bir video çekerek bunu yapabilirsiniz. Ve bunların yaparsanız kanalınızda bir profesyonellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin burada ne yapacağımızı öğreteyim. Şimdi bir tane kanalın tanıtım videosunu çekin. Nelerle ilgili olduğunu çekin. Onunla buraya koyun. Ben nasıl çekeceğini başka bir video isterseniz mutlaka yazın. Bununla ilgili tekrardan bir video yaparız. Şimdi öncelikle bu tanıtım videosunu nasıl koyacağız? Eğer yoksa size nasıl koyacağınızı göstereceğim. Mesela ben kaldırdım. Sizinki gibi olsun. Gördüğünüzde böyle gözükecektir sizde. Buradaki yere tanıtımı olması gereken abone olmayan kişilere ben tanıtım videomu ekliyorum. Kanal tanıtımı. Kanal. Evet. Şunu ekliyorum. Diğeri de geri dönen aboneler için eklemem gerekiyor. Onu da son videoma ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere benim sonra abone olan ve abone olmayan kişilere videomu ayarlamış oldum. Artık kanalıma geldiğinde eğer abone değilse bu videoyu, eğer abone değilse yeni abone ise benim geri videomu izleyecek en son videomu. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Öne çıkan bölümler. Buradaki kısım ise sizin o aşağı doğru girdiğimizde şu aşağı taraftaki yeri ayarladığımız kısım. Buradaki öne çıkarılan yüklenen videolar sekmesi önemli. En son yaptığınız videoları buraya sıralayacak otomatik olarak sıralı. Sıralı oynatma listesi sizin oynatma listenizi gösterecek. Burada da zaten tüm oynatma listeniz gösteriliyor. Onun aşağısında oynatma listesini tek tek de gösterebilirsiniz. Peki ben bunların sıralarını değiştirebiliyorum. Evet, sıralarını değiştirebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Bunu yukarı, bunu aşağı yapabilirsiniz. Fakat bu düzen en iyisi. Şimdi buradaki oynatma listesine nasıl yapacağım? Burada görüyorsunuz bölüm ekle var. Bölüm ekleye tıkladıktan sonra sizin burada bakın oluşturulan oynatma listesi buradaki ben eklemişim ki gri tonunda. Gördüğünüz üzere burada yüklenen videolar sekmesi gördüğünüz gri. İlk başta yüklenen sonra oluşturulan. Ondan sonra oynatma listenizi yapmanız lazım. Ben peki oynatma listelerimi nasıl ekleyeceğim? Tek oynatma listesini seçiyorsunuz. Ve buradaki eğer YouTube kanalınızda oynatma listesi yapmadıysanız burası bomboş gözükecek. Eğer yaptıysanız gördüğünüz üzere bakın Apple rehberi gibi bir oynatma listem var. Tanıtım ile ilgili Apple ile ilgili gördüğünüz üzere böyle ayrı ayrı bir oynatma listelerim var. Bunu nasıl yapacaksınız? Gelin bunu nasıl yaptığınızı da göstereyim. Şimdi bizim oynatma listemizin oluşturacağımız sekme gördüğünüz üzere biz neredeyiz?
YouTube Studio'dayız. YouTube Studio'da oynatma listesi sekmemiz var. YouTube buraya girdikten sonra bizi bir sekmeye atacak. Gördüğünüz üzere ben bir tane test yapmıştım. Fakat nasıl yapılacağını tekrardan göstereyim. Şimdi yeni oynatma listesi yaptık. Tıklıyoruz buraya. Herkese açık olması gerekiyor orada gözükmesi için. Ben şu an kanalda bir karışıklık olmasın diye gizli yapacağım. Ama siz oynatma listesini görmek istiyorsanız mutlaka buraya yazınızı yazmanız gerekiyor. Ne yazmanız gerekiyor? Mesela atıyorum deneme yazdım ben. Buradaki deneme yapıp deneme olarak oynatma listemiz oluşturuluyor. Bize bir sayfaya atacak o oynatma listemiz. Buradaki kapak son attığımız ilk videonun yani hep en sondaki videoyu gösterir veya en baştaki. Buradaki o ona gösterecek. Buradaki deneme sizin başlığınız buradan da tekrar kalem yardımıyla açıklamayla başlığı değiştirebilirsiniz bu oynatma listesinin. Şimdi gelin biz bu oynatma listesine nasıl videomuzu koyacağız? Nasıl oynatma listesini bizim kendi videomuzu ekleyeceğiz? İşte o zaman ne yapıyoruz? Kendi kanalımıza giriyoruz. Atıyorum ben buradan hızlıca şurada kanal videolarından bir tane videoma giriyorum. Gördüğünüz üzere girdim. Bakın oynatma listesi buradaki oynatma listesine tıklıyorum. Buradaki denemeye de tıklıyorum. Artık hem testte hem denemede oynatma listesinde gözükecek. Gördüğünüz üzere şimdi de oynatma listemize gidelim. Buraya bir yenile çekelim. Gördüğünüz üzere birazdan yenilenecek ve buraya bizim videomuz gelmiş olması lazım. Kaydetmediysek, kaydetmemişiz. Kaydettiysek gelecek. Evet, kaydedildi. Tekrar yenile çektik. Gördüğünüz üzere buraya gelecek. Tabii ki eğer açık yapmak istiyorsanız illa o oynatma listesine gerek yok. Burada gördüğünüz üzere gizli kısmı var. Bu gizli kısmı yine liste dışı veya herkese açık olarak ayarlayabilirsiniz. Evet, bu videoda sizlere kanal tasarımınızın nasıl olması gerektiğini, aynı zamanda oynatma listesinin nasıl oluşturulacağını da anlatmış oldum bonus olarak. Evet, eğer bu videonun daha yukarılarda gözükmesini istiyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka beğenmeyi ve aklınızda sorular varsa yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı bekliyorum. Bu arada katıl butonuna tıklayarak da bana destek verebilirsiniz. Onda da dediğim gibi yeni videolarda haber yapacağım. Büyük ihtimalle çekilişler türü şeyleri katıl butonunda yapmayı düşünüyorum. Çünkü katıl butonu ayrı bir özelliği var. Dediğim gibi onunla ayrı bir video yapmış olacağım. Dediğim gibi yorumlara aklınızda konular varsa, tartışmak istediğiniz konular varsa bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.